daha sonra bir değerlendirme aslında şeyi o gün yapmıştık ama dediğim gibi yani şu an benim aslında antrenmandaki vermek istediğim şeyler çok kolay şeyler değil. Yani biz üçüncü bölgeye gidip baskıyla oynamak istiyoruz. Bu bir gerçek. Top yüzdemiz çok yüksek olması lazım. Topun bizde kalmasına bu hiç olmadı. Maç içinde bu hiç olmadı. Yani 5 pas, 6 pas, 7 pas kayıp veya 3 pas kayıp. Zaten bizim kayıplarımızdan dolayı özellikle kırmızı karttan sonra topu tutup daha sakin oynayıp onları koşturmamız lazım. Tam tersi alan topla beraber ilerler. Topla beraber şey. Yoksa biz kalıbı oynamamız lazım. Bir 4-2-3-1 ne oynuyorsak bunu aynı şekilde ikinci bölgede, üçüncü bölgede, kendi birinci bölgede dahi bunu yapmamız lazım. Arkadan bile o top istasyonlarında zorluk çektik. Topu çıkartmakta bile zorluk çektik. Orta saha kendini göstermedi. Yani azıcık sıkıntılar yaşadık. Ama istek ve arzu anlamında çok memnunum. Çocuklar bunu istiyor, yapmak istiyor. Ama bazı takımın da fizik ortamı, yani yeni gelenler var. Eberk yeni gelmiş, Volkan yeni gelmiş. Bundan dolayı da bunu yapamadık açıkçası. Top yüzdemizi oturtturmamız lazım. Onun haricinde üçüncü bölgeye o baskıyı oturtturmamız lazım. Özelliğimiz bu olması lazım. Kısacası bu. Ama şimdi karşı tarafta da böyle hani şey bir takım falan filan değil ki. Öyle veya böyle Adana Spor takımı var yani. Bir iyi takım var karşımızda. Ona karşı da yani top yüzdemiz daha fazla olmasına rağmen şeyden hani bunu şey kırmızı karttan söylemiyorum. Maç boyunca da ben şeyler istatistiklere baktım. Maç top yüzdemiz daha fazla. Ama top kayıpları çok fazla oldu bizim açımızdan. Dolayısıyla bunların hepsini düzeltip en kısa zamanda tabii ki şey yapmamız lazım. 3 tane 4 tane pozisyonumuz var. Yani 3-4 tane değil mi? 2 tane net var. 2 tane bir ortayla Samet'e geldi arka direkt demek. Direkt vursa belki bir pozisyon olacak. 2 tane zaten kaçırdı ilk yarı ve ikinci yarı. Bir tane de bir orta geldi. Orada belki ayağını soksa Volkan bilmiyorum hatırladı. Kaleciden önceydi zaten. Evet. Belki bir değse kale çünkü bomboştu. Yani 3-4 tane pozisyonumuz var. Girişimlerimiz belki azıcık daha fazla ama 3-4 tane pozisyon ve 2 tanesi net. Onları yapıp bu maçı almamız lazım da açıkçası. Benim kısacası değerlendirmem bu. Evet, sorularınız var. Hocam bu ön libero mevkiinde Tevfik'i oynattınız. Evet. Tevfik bayağı da rahatlattı oyunu. Aldı, verdi, evet. Gitti, yardımlaştı filan. Evet abi. Çok fazla dikine oynamadı. Siz mi istemediniz dikine oynamadı? Şimdi şöyle bir şey var. Bakın dikine, şimdi ben bu kararları ben istemem. Öyle bir şey yok futbolda. Yani futbolcunun özelliği olması lazım. Şimdi dikine oynama, dikine şey yapma, böyle bir şey yok. Fırsat varsa dikine de oynayacak, yana da oynayacak. Evet. Yani ben böyle bir şey, yani futbolcuya ben kalkıp da benim mesela bir özelliğim var değil mi? Evet. Ben bu özellikleri kullanırım. O özellikler futbolcuya aittir. Ben kalkıp da burada dikine oynama. Ben diyorum ki çok top kayıpları oldu. Mesela arkası dönükken bir, iki direkt pası verebilecekken, tamam mı? Orada bir iki top kaydı. Hani topu tutmaya çalışıp da dönmeye çalışıp da. Yani arkası dönük insanlar aslında dediğim gibi direkt mesela şeye reaksiyon vermesi lazım. Aldı verdi. Tek öbür tarafa dön. Bu topun daha çabuk akması lazım. Yani çok daha fazla tek top oynuyor. Şeyin bir sözü vardır Johan Cruyff'un, onu da ben sana söyleyeyim. Hani sen bana bir şey söyledin, evet. Ben de sana bir şey, evet, söyleyeyim. Johan Cruyff'un çok güzel bir lafı vardır. Futbol çok basit bir oyundur. Bunu zorlaştıran futbolculardır der. Basit oynamak doğrudur der. Hayır. Futbol oyunu çok basit bir oyun der. Tamam mı? Ama bunu zorlaştıran futbolcular der. Şöyle bir şey, zorlaştıran da topu tutarsan dönmeye çalışırlar. Çünkü bu topu zamanlaması çok önemli. Ne zaman vereceğini, vermeyeceğini bilmem ne, birebir mi kaldın? Yap çalımını, takılabilirsin. Ama ortada 3 tane adam var, arkanda 3 tane. Ver, git, ondan sonra koşunu yap. Bunlar çok çok önemli, futbolda çok önemli şeylerdir. Dolayısıyla biz bunları ilk maçta çok fazla top tutarak, azıcık daha topun temposunu artırmamız lazım, pas yaparak.
Hocam özellikle tabii ilk geldiğinizde sorduğumuzda bir geldim görmem lazım demiştiniz hatırlarsanız değil mi hocam? Eyvallah. Şimdi ilk maçımızı oynadık. Tekrardan da hayırlı olsun bu arada. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Az önce de bahsettiniz hocam. Yani futbolcularda top kalması anlamında Denizspor'da özellikle bu anlamda çıkmak ama fazla ileri çıktığını. Biz de şu tespitte de bulunduk tabii ki. Savunmadan gelişi güzel uzaklaştırmalar. Futbolcularda bir yerleşik düzen mi var bu anlamda? Onu mu henüz bozamadık hocam? Yani sizin o mantaliteyi oturtturma anlamında. Sizin mantaliteyi oturtturma anlamında. Nasıl? İleri diyor oyuncular topu vuruyor. Savunmadan çok özellikle şimdi bakın gelişi güzel. Oyunun gelişi nasıl ne olacağını falan filan ben bilmem. Bazı mesela pozisyonlar var. Mesela şimdi isim vermeyeyim. Bazı pozisyonlar var. Topu alıp ters dönüyor. Çok rahat ters dönebilir. Gene mesela o topu alıp gene oraya buraya yüklenmişler. Sağ tarafa mesela yüklenmişler. Gene bu topu buraya verip de bir anlamı yok. Bunları aslında bu seviyedeki insanlar artık yani alıp ters tarafa, ters taraflar hep devamlı boştu bizde. Daha çabuk terse dönülmesi lazım. Bunlara işte çalışmalarına bilmem nesine falan filan hepsini yapmak istiyoruz. Ama ne kadar çabuk bu şey olacak, ne kadar geliştirecek takım kendini bunu göreceğiz. Ama bunları ben hani şöyle yapın bilmem ne, hoca ya azıcık da futbolcunun bir inisiyatifi vardır yani. O inisiyatifini de kullanacak. Ben bunları oradan at da geri falan filan zor durumda kalmıştır, vurmuştur yani. O ayrı bir konu. Ama genel anlamda biz topa sahip olmamız lazım. Bu defansa da böyle, orta sahada da böyle, üçüncü bölgede de böyle olması lazım. Daha fazla. Bunun üstünde duracağız yani, çalışarak duracağız. Veya farklı oyuncularla duracağız yani. Olay bu. Bu soru üstüne ben bunları hani buradan gelin de falan filan bu antrenörün şeyinde değildir. Yani fazlaca olduğu için hocam yani fazlaca olduğu için bu hareketler ya. Şimdi teknik direktörler ne yapıyor? Kalecileri bile artık pasta oynuyor. Tamam doğru değil mi yani hocam? Evet ama baskılı bir takımda ne yapacaksın? Mesela takım bastı ne yapacaksın? Ama bazen de oluyor yani. Ona bir şey demiyoruz. O tamam. Evet. Okey. Onda bir şey ama yok. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani tam şimdi takımı da şey yapmayalım yani. Bazı dönem pas şeyleri falan da oldu. Evet. Olmadı değil yani. Hiç onlardan hep kötüyü görürsek o da olmaz yani. Bir kere takım içinde bir iyi niyet var. Bir tık bir böyle bir istek, arzu anlamında bir şeyler var yani. Yani bu kadar da kötü değil yani. Yani biz şimdi hep kötüyü konuşuyoruz. Bakın. Yani azıcık İyi tarafına da bir bakmamız lazım yani. Hep kötü, o kadar da değil. Yani biz 3-4 tane pozisyona girdik. Takım olarak geldiğimiz 2-3 tane adam mesela tek girmeyelim, devamlı arkadan koşular yapın, 3-4 kişi 18'e orta geldiği zaman girdiğimiz oldu. Dolayısıyla yani bunlarda da bir gelişme olduğunu ben düşünüyorum. Yani hep kötüyü, hep şeyi falan konuşursak burada olmaz. Defansın sağ kanadında ve sol kanadında Hakan Bilgiç ile Mehmet Uslu oynuyor. Sezon başından beri de böyle. Evet. Bu maçta da siz aynı ikiliyi kullandınız. Mehmet çok deneyimli bir oyuncu olmasına rağmen fazla pas hatası. Duran top ustası olmasına rağmen duran toplarda isabetsizlik. Yani orada bir rekabetsizlik mi var acaba? Kendini takımda direkt görüp yani. Orada bir rekabet yaratan var. Ben de mesela yani şu an defanstan bahsediyoruz. Yani sıfır gol yemiş bir defanstan bahsediyoruz. Evet. Yani evet. Şimdi tamam pas hatası herkes hata yapıyor. O zaman herkes hata yapıyor hocam. Sağdan ve soldan yeteri kadar akın geliştiremediğimizden bahsediyoruz. Biz sağa da geliştiremedik. Orada %100 akın. Ondan bahsediyoruz. Evet. Gelemedik. Şey yapamadık. Çok fazla gelmedi. Sağ taraftan da gelemedik. Evet. Sol taraftan da gelemedik. Az buz birkaç tane orta vardı. Söylemek tamam istediğim de bu. Zaten bizim orada yani 30 metre kala ortaları ben saymıyorum aslında. Evet. Sıfıra inip ortalar aslında sayılır. Oraya inemedik. Haklısınız. Ben de biliyorum, ben de gördüm zaten bunları. İşte bunların hepsini kalıp içindeki daralmalarla azıcık daha yakın oynayarak bunu yapabilirsiniz. Yani 60 metre, sağ bekin zaten bir at. Yani devamlı 60 metre, 70 metre, 60 metre, 70 metre. Yani buna kimse dayanamaz yani. Onun için biz azıcık daha takım olarak bir kere birlikte oynamamız lazım. Hem üçüncü, onu anlatmaya çalışıyorum. Üçüncü bölgede, hem ikinci bölgede, hem birinci bölgede. Yani beraber hareket etmesini takıma bir aşılamak lazım. Bunu yapmaya çalışıyorum zaten ben. Dolayısıyla sağ bekten, sol bekten çok fazla, evet dışarıdan şey gelmedi. Orada haklısınız.
Ve bunların da üstlerine duracağız yani. Yani orada bir rekabet yaratma şansınız var herhalde. Var ama sağ tarafta şu an yok. Bir tek şey var. Süleyman vardı, sakatlandı. Evet. Başka yok. Şu an sağ bek, oraya birisini monte edeceğiz mecburen. Yani bir şey olursa daha takım içinde konuşacağız. Kim sağ bek şey yaptı bilmem ne. Emre Nefis var. Nefis sağ bek. O galiba Alanya'da oynamış. Ama şu an öyle veya böyle yani gol yememiş bir defanstan bahsediyoruz yani. Ya ona bakarız şimdi. Resul daha gelmedi. Şu an iki tane stoperimiz var. Başka şey yok. Hocam sakatların durumu nedir yani? Sakatların durumu Resul galiba bugün başladı. Şimdi abi bak şunu da söyleyeyim de. Şimdi sakatlar sakatlanıyor değil mi? Kaç hafta yoklar? 3 hafta. Uzun zaman. Burada bir düşüş oluyor. Yani fizik olarak hemen hani Resul geldi mi? O hafta Resul'ün gelmesi gelmemesi bir antrenmana bir girsin. Bir bakalım fizik olarak bir kere nasıl? Zaten fizik sıkıntımız var. Hani antrenman yapmamış veya maç eksiği olanların şeyleri var. Onları yukarı çekmeye çalışıyoruz. Hocam yani. Sakatlığı geçme anlamında soruyoruz. Ha o anlamda. Yani. Tamam pardon. Yoksa girsin oynasın değil. Ha, yok yok şey anlamında. Evet. Şu an sakatlığı bugün Resul geliyor. Bugün yani. Bugün Resul büyük bir ihtimal ben çıkacağım demiş. Çıkıyor. Hamido daha yok. Bugün MR'a Mustafa yarın çıkacak. Karayol değil mi? Yarın çıkacak. Hamido belki yarın çıkacak. Yani Koseçki var bir de. Koseçki gitti işte o doktoru ameliyat ettiği doktordan izin almak için veya hani ayağım nasıl iyi mi kötü mü üstüne gideyim mi diye aynen. Bir kafa benim rahat kafam bile. Rahatlamaması lazım çünkü ameliyat ettiği adamla görüşmek istedi. Onun için biz 2 günlüğüne gönderdik. Geldikten sonra o da ne konumda olacağını burada hep beraber göreceğiz. Sinan'ın asıl mevkii neresidir hocam? 8 numara kullanıyorsunuz herhalde. Sinan 8'dir abi. O, 8. Osmanlı Spor'da 10 mu oynuyordu? Hayır yok, hayır. Orada da 8. Orada da 8. 6. Ama gol noktalarına yakın oynuyordu. Bu maçta pek gol noktalarına yine gidemedi. Çok top almaya geldi. Çok orta sahanın içine, çok defansın içine girdi. Doğru. Ya zaman zaman tabii o defansın içine girilebilir ama önde de iş yapmak lazım. Oradan da şey yapmak lazım. Oraları çok zorlamadı. O konuda evet biz de o konuda ama dediğim gibi Sinan'la da konuşacağız. Ya hep beraber takım olarak bir kere bir tık yukarı çıkmamız lazım abi. Bu yetmez. Hani çok istek, çok arzu bilmem ne değil. Azıcık top yüzdesini bilmem ne hepsini azıcık daha getirmek lazım. Bir azıcık daha kalıba bizim mantaliteyi, felsefeyi azıcık daha bir kalıba oturtursak dediğim gibi azıcık daha iyi şeyler çıkar diye düşünüyorum. İnşallah. Şu an bakacağız abi. Yani bu gol bölgesinde de sanırım böyle olacak değil mi hocam? Stokes'un geç gelmesi. Ya, yani. Stokes buraya abi Stokes şu an tamamen şey geldi. Yani benim şeyim ben 2 günden beri görüyorum. Adam aldı verdi şey yapıyor. Çok iyi bir futbolcu olabilir. Şüphesiz. Yani. İyi bir futbolcu ama kuvveti olmadıktan sonra şey olmadıktan sonra sahada adamla bizim sistemimizde aslında 4+5 diyelim iki şeyle yanlarla beraber tamam mı? Onların da gelmesini istiyoruz tabii ki. Çünkü sol bek bu hafta sonu göreceksiniz o Bursa'nın sol beki devamlı çıkan bir adam. Onunla birileri gelmiş tabii. Onlarla beraber bir futbolcunun gelmesi lazım. Ya orta sahada zaten 3-3 oynuyorlar diye düşünüyoruz. Bir ön bir buraya 2 tane orta saha düşündüğünüz zaman tamam mı? Kanatlar da geldiği zaman bekler o kanatlarla beraber gelmesini istiyoruz. Ama fizik buna yetmediği zaman sıkıntı yaşanıyor takım içinde. Dolayısıyla işte bu maçın bir bakalım iki günümüz daha var. İki çarşamba ve perşembe daha var. Orada sistem oyunumuzu, bir anlayışımızı oturtturacağız. Bakalım hafta sonu nasıl çıkacağız göreceğiz. Traore döndüğünde çift ön libero mu tek ön libero'ya devam edecek misiniz? Ben tek ön libero şey yapıyorum. Evet. Tek ön libero. Daha çok şunu söyleyeyim sana, 10 numara eyvallah ama ben 2 tanesinde de o 18'den 18'ine gitmesini istiyorum. O futbolcular tarzı tercih ediyorum evet. Açıkçası. Çünkü niye? Futbol artık şeye döndü yani hani o 18'den 18'e yani 10 numara var mı Türkiye'de? Yok dürüst, 3 büyüklerde bile 10 numara diye bir şey yok gibi diye düşünüyorum yani. Teşekkür ederim. Bu sezon şey ilk defa seyircili oynayacağız hocam. Yani. Evet. Taraftarın da ya bize cezası tabii, sona erdi. Bu da bir avantaj olacak. Avantaj tabii ki. Evet. Mutlaka. Yani bir de güzel, coşkulu
tribün çok güzeldi aslında o küçük. O 1600 kişi evet. Acayip ya. Acayip yani. İyi destek verdiler. Çok destek verdiler sağ olsunlar. Sadece şunu söyleyeyim abi. Azıcık da takıma iyi bakalım. İyi yönlerini de şey yapalım. Yani mesela bu maçta 4 tane 5 tane pozisyona girdik. Girişimlerimiz var. Evet eksiklerimiz olabilir. Şey olabilir. Ama yani ya bizim elimizde de bu var. Yani bu takımla bir şeyler çıkarmaya çalıştık. İlk defa da yabancısı oynadık herhalde bilmiyorum. Evet öyle. Şey, ilk defa yabancı. Başka şansımız yoktu. Hep çoğu sakat. Bu sakatlıklar tabii nereden geldi, nereden, nasıl oldular ben bilmiyorum. Hani çalışma, ne çalıştılar onu da bilmiyorum. Ama en kısa zamanda o eksikleri tamamlamaya çalışacağım abi. Hocam yani, Türkiye Kupası kuralları çekiyor. Evet. Spor'un bir hedefi var mı? Yoksa orada gidebildiği yere kadar gidecekler mi? Ya şöyle diyeyim, gidebildiği kadar gidelim derim ben. Ama kadromuz o kadar geniş ki, yani eksikler o kadar fazla ki, ya imkanım olduğu zaman, tamam mı? Mesela ben iyileşti Resul, oynatmak isterim. Çünkü bir maç temposu, maç eksikliği falan tamamlamamız lazım yani. Birilerine bunlara da, şimdi ben çıktım burada 11'le, 3 gün sonra öbür maça falan filan. Yani eksikler var, çok adam var. Ve birilerini ben görmem lazım ve fizik ve kondisyonları iyi tamamlamak lazım. Yani sırf fizik kondisyondan dolayı onları tercihimi yapacağım yani. Onun için yani kim olur kim olmaz bilmiyorum. İnşallah bu sakatlıkları işte bugün daha Resul çıkacakmış. Yarın belki Karayol çıkacak. Onları da inşallah kupa maçında değerlendirmek isterim yani. Teşekkür ederim. Var mı soru? Teşekkür ederiz. Abi varsa bir şey. Tamam hocam.